Sokak köpekleri gündemde malum. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sokak köpekleri gündemde ne düşünüyorum? Uyutulmak isteniyor köpekler. Bir yandan kısırlaştırmalar artırılsın deniyor. Ne düşünüyorsunuz? Ya uyutulmasına karşıyım. Çünkü ben de köpek besliyorum. Yani benim de köpeğim var. Ya karşıyım, hani şurada kime ne zararı var? O kadar sokakta köpek var, kime ne zararı var sen uğraşmadığın sürece diye düşünüyorum. Peki sizce nasıl bir çözüm uygulanmalı? Uyutmak yerine daha çok barınak yapabilirler. Hani barınaklar alınabilir, sahiplendirilebilir. Ama uyutulmasına karşıyım dediğim gibi. Hani bunun tercihi uyutmak değil, hani barınak yapabilirler. Peki, teşekkür ediyorum. Peki size bir soru daha soracak olsam. Yarın bir erken seçim olsa kime oy verirsiniz? Yarın bir erken seçim olsa kime oy veririm? Herhalde yine CHP'ye veririm ben. Kim aday olsun istersiniz peki CHP'den? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Neden? Onun çalışmasını daha çok beğeniyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abi sorsana. Abicim merhabalar, nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Sokak köpekleri malum gündemde. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Köpeklere çok kötüler yapıyorlar ya. Ayaklarını kesiyorlar. Sizce nasıl bir çözüm uygulanmalı? Ya iyi yapmaları lazım yani. Barınaklar arttırılmalı mı? Kısırlaştırılmalar mı? Evet, barınak filan, Ataşehir Belediyesi, Büyükşehir, her yer yapması lazım yani. Peki, teşekkür ediyorum. Yarın bir erken seçim olsa kime oy verirsiniz? Ben mi? Ben normalde engelliyim de oy elde titreme olduğu için oy zor verdim yani. Büyükşehir'e... Peki oy verecek olsanız kime oy vermek isterdiniz? Normalde Büyükşehir'e verirdim ya da. Cumhurbaşkanlığı seçimleri olsa bunlar, İmamoğlu'nun mu aday olmasını istersiniz? İmamoğlu olabilirdi. Çünkü maaşlara çok şey yapmıyorlar. Yani 16 bin lira falan yapıyorlar. O sıkıntı. Mesela ben görüyorum, kız diyor ki 50 bin lira vermesi lazım diyor. Diyor, 50 bin lira mı olması lazım? Bence olmaz. Hiç olmaz. Ne kadar olması lazım peki sizce? Ya yapsa şu an 17 bin lira, 20 bin lira yapar seneye. Ondan fazla düşünmüyorum. 50 bin lira zor yani yapması. Peki, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hem de malum, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi sokakta kalsınlar ya. Yani o kadar. Bir taraf diyor uyutulsun, bir taraf diyor... Ya hayvanlar sokakta yaşıyorlar kendi kendilerine. Bakın şurada 50 bin tane var yani. Bakın hepsi kendi kendine yaşıyorlar yani. Kimseye bir zararları yok yani bence. Huzursuz olanlar var, saldırıyor diyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce nasıl bir çözüm uygulanmalı? Onlardan huzursuz oluyoruz ama kimseye de kalkıp da sizi uyutalım demiyoruz yani. Bizim de huzursuz olduğumuz insanlar var ama yapacak bir şey yok. Peki, kısırlaştırmalar ve barınaklar noktasında? Bazı köpekler olabilir. Yani kısırlaştırılması gerekenler. 15 tane de kedi besliyorum ben. Bazıları kısırlaştırılabilir. Bazıları ama. Peki, teşekkür ediyorum. Yarın bir erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Yani bunca yıllık AK Partili olarak herhalde CHP'ye veririm ya. Bunca yıllık AK Partili olmanıza rağmen CHP'ye verirsin. Neden? Son seçimde CHP'ye verdim. Şimdi yine CHP'ye veririm. Aday tercihiniz kim olur? Mansur Yavaş. Neden? Halkçı. Daha çok bizden biri gibi. O yüzden. Peki, teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz başka bir şey? Teşekkürler, sağ olun. Peki, sağ olun. Sokak köpekleri hakkında konuşuyoruz bugün. Sokak köpekleri uyutulmak isteniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence uyutulması çok yanlış bir şey. Hani insanlara bir zararları olduğunu düşünmüyorum ben. Peki, ne yapılmalı sizce? Nasıl bir çözüm uygulanmalı? Yani gerekli önlemler zaten alınıyor. Köpeklerin saldırganlığı hakkında çok büyük bir problem yaşanmıyor günümüzde. Sokak köpeklerinin saldırdığını görmüyoruz. Daha çok pitbull cins köpeklerin saldırdığını görüyoruz insanlara. Şöyle, sokak köpekleri evet belli yerlerde saldırganlaştırılabilir ama bu da tamamen onlara ait bir şey değil. Yani size kimse bir şey yapmadan siz kimseye saldırmazsınız. O köpekler zamanında tekmelenmiş, işte ne bileyim aç bırakılmış, kovalanmış. Yani hep psikolojik olarak şiddete uğramış hayvanlar. Bunlar tedirginlik olarak saldırıyor insanlara. Evet, böyle bir sorun var mı? Böyle bir sorun var, yalan değil. Ama uyutmak, öldürmek
yani ötenazi yaptırmak çok saçma yani. Ne yaparsın, toplarsın hepsini işte barınaklara bakarsın, ama o barınaklara da güzel bakman lazım. O geçen senelerdeki gibi kafalarını vura vura öldürerek değil. Onlara da güzel bakmanız lazım. Yani bir canın hakkını almanın tek sahibi, inanıyorlarsa hani Müslümanlarsa, Allah'tır. Başkası değildir yani. Ben öldüreyim. Sen mi verdin o canı ki sen öldüreceksin? Hani Müslümandınız? Yazık günah ya hayvanlara. Bu, yani hayvana. Ya bizim ülkemiz iyice berbat, iyice kötü bir şey oldu ya. En masumlarına müdahale ediyoruz. En masumlarına taciz ediyoruz. Kadınlarına, çocuklarına, kızlarına, hayvanlarına. Yazık günah, yeter ya. Avrupa'da böyle uygulamalar olduğunu öne sürerek aslında bu iddialar yer buluyor Türkiye'de. Her şeyi Avrupa'dan alacaksak adaleti de Avrupa'dan alalım. Temizliği de Avrupa'dan alalım. Kanunu da Avrupa'dan alalım. Kuralı da Avrupa'dan alalım. Yani sadece o köpek konusunu mu Avrupa'dan alacağız? Hakimleri serbest bırakalım o zaman. Savcıları rahat bırakalım. Onlar ona göre adalet işlesin madem her şeyi Avrupa'dan alacaksak. Bu konuyu sadece Avrupa'dan alacağız. Yani vicdan lazım, vicdan. Biz önce vicdan, önce insanlık alalım, geri kalan her şeyi yabancı yerlerden alırız. Dostum, bir sorum daha olacak sana. Yarın bir erken seçim yapılsa, oy tercihin kimden yana olur? Yani bu iktidardan olmayacak kesin. Oy tercihim bu iktidarın yanlış politikalarından. Ya benim için şahıs tabii ki önemli. Ama politikaya da bakarım, sisteme de bakarım. Bugün kısıtlama getiriyorlar. Kısıtlama getirmeden önce Özateki bilmem neyin uçağıyla oradan oraya 2 gün kendi evine gidip gelmişler. Var mı böyle bir şey? Kamuda tasarruf paketi açıklandıktan sonra. Aynen öyle. E şimdi tasarruf sadece halktan mı olacak? Yani saçma yani. Tasarruf etmek istiyorlarsa on binlerce yerden, on binlerce insan 4 yerden, 5 yerden maaş alıyor. Hani bunu da açıklarlar artık, almayacak diye. Sanki normal bir şey de lütuf ediyorlar bu sefer hani. Almayacaklar. Bu zamana kadar almamaları lazım zaten. Alanların bunun geri tazminatını ödemesi lazım faiziyle beraber. Ruslan Pekcan eski bakan dezenfektan sattı. Kendi dışarıya 165 liradan 175 liradan sattı dezenfektanı. Bize 200 liradan sattı kendi devlet kurumlarına, pandemi kurumlarına. Sonra bunu gönderdiler. Huzur hakkı diye de 30 bin TL maaş bağladılar. Cezası ne kadar güzel. Keşke ben de öyle bir şey yapsam. Peki, teşekkür ediyorum. Sana uzatmış olayım mikrofonu. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ne konuda? Yarın bir erken seçim yapılacak olsa oy tercihin kimden yana olur? Hangi adayı desteklemek istersin? Ya aday olarak isim vermeme gerek var mı? Yani isim vermek gerekirse şu an herhangi bir karşımda aday olduğunu görmüyorum. Yani doğru bir aday bulamıyorum. Ama iktidarı ben de istemiyorum. Ama karşıdaki hani muhalefeti de desteklemiyorum. O arada kalan kesimden biriyim ben de. Peki, teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz başka bir şey? Teşekkürler. Vicdanınızı ve insanlığınızı kaybetmeyin. Bunları kaybederseniz, ki ülke gitgide bu hale geliyor, yarın bir gün o vicdanlara, o insanlığa sığınmak için çok çabalayacaksınız ama geç olacak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yanlış bence abi. Yanlış yani. Nasıl bir çözüm uygulanmadı? Ya bir kere o köpekleri kimse sahiplenmez. Sokağa alışmışlar, büyümüşler artık kocaman hayvanlar. Eve de şey sağlayan susuz olanlar var, saldırıyor falan diyorlar. Ya öyleler de var ama doğru. Konuş canlı. Uyutmak da canilik olmaz mı sence? Abi yapacak bir şey yok yani, bazı konularda böyle yüksek şeyler yapmamız lazım. Kolay konular değil yani. Zor kararlar vermemiz lazım. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir oyuncu köpekleri eğer uyutursak şehirlerimizi sıçanlar basar demişti. Doğanın dengesiyle oynamamak gerektiğini söylemişti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun mesela? Yurt dışında hiç böyle şey oluyor mu yani? Sokakta köpekler yok ama sıçanları basmıyor. Londra'da mesela böyle bu tip sorunlar olduğu. Ha, onu ben bilemiyorum. Olabiliyorsa az kalsın yani, ne bileyim. Barınaklar belki güzelleştirilebilir ama sanmıyorum yani, güzelleştiremiyorlar. Orada köpek hastalara da çok bakılmıyor diyebiliyorum, hasta hayvanlara. Yani şey, görevler çok ilgilenmiyor. Barınaklar da kötü. Ya iki ucu da şeyle değnek gibi yani. Öldürülmesini de istemem ama sokakta da biraz bazen yani şey, köpek var geçemeyiz falan diye konuşmalar oluyor aramızda.
Ama doğanın dengesiyle de oynanacaksa bence yapılmamalı yani. Peki olsun, bir soru daha soracak olursam sizlere. Gençler iş beğenmiyor diyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İş beğenmiyor. Ya şimdi biraz da bence öyle. Hem şey, artık biraz daha sosyal medya şey girdiğinden beri konfor alanımızı daha az terk ediyoruz. Çalışmak da konfor alanının dışına çıkmak oluyor bana kalırsa. Bir de şey, işçiye verilen değer çok az. Çünkü o olmazsa başkasına da aynı ucuz ücretle şey yapabilir. Yani şeyler de kötü. İş imkanları da kötü. Beğenmemek de o da rol oynuyor yani. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben bu konuda konuşmasam olur mu ya? Ya tek diyeceğim şey abi, gençler iş beğenmiyor değil de zaten iş bulamıyorlar da yani. Öyle diyeyim ben. Bu kadar diyeyim, bitireyim. Peki, teşekkür ediyorum, sağ olun. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ay, sokak köpekleri hakkında ben hayvansever bir insanım. Onların uyutulmasını istemiyorum. Sizce nasıl bir çözüm uygulanmalı? Vallahi kısırlaştırıp tekrar sokağa salınmasını istiyoruz. Kesim ne diyor ki, kısırlaştırılmamalı, barınaklara tutulmalı. Barınaklarda da olabilir ama hayvanlara uyutulmasına taraftar değilim kesinlikle. Çünkü ben de bir hayvan severim, benim de evde bir kedim var. Çok seviyoruz. Teşekkür ediyorum. Bir soru daha soracak olursam, yarın bir erken seçim olsa oyunuzu hangi adaydan yana kullanırsınız? Onu hiç düşünmedim. Güzellerden sordunuz. Herhalde vermezdim. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vardım yani oyumu. Peki, teşekkürler. Sağ olun. Hanımefendi, size soralım sokak köpeklerine. Ya ben kısırlaştırmasına tabii ki de, yani kısırlaştırmasını da istemem ama yani daha güvenceli alınmasını isterim, yani daha güvenceye alınmasını isterim. Özellikle tehlikeli köpeklerin dışarıda olmasını istemem tabii ki de, ama tabii ki de uyutulmasına karşıyım tabii ki de. Yani istemem. Asla uyutulmasını istemem. Yani köpek popülasyonunun pandemiden bu yana artmasından dolayı huzursuz olanlar var. Saldırıyor diyorlar. Saldırgan olanlar var. Ya onlar daha kontrol altına alınabilir bence. Herhangi bir yani evet, kuruluş kurulabilir ve köpekleri gerçekten barınaklarda ziyade koyulması daha doğru. Yani hepimizin evladı var. Kimse evladına zarar gelmesini istemez. Ama diğer köpeklerde de kısırlaştırıp tekrar sokaklara salınabilir. Avrupa'da buna benzer uygulamalar olduğu için uyutulmasından yana... Yani bir hayvana uyutulması asla. Yani ben kabul etmiyorum. Yani bir hayvansever olarak doğru bulmuyorum. Diğer soruyu size soracak olursak, yarın bir erken seçim olduğunda oyunuzu hangi adaya vermek istersiniz? Ben gerçekten ben de kimseye vermem. Yani çünkü düşünmüyorum. Hiçbirisi pek düzgün insan olmadıklarını düşünüyorum. O yüzden vermezdim ben de herhalde ya. Gerçekten çok kararsızım. Pek de yani düşünmüyorum ya. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler.